Selamünaleyküm canlar. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı ramazanlarınız olsun arkadaşlar. Cümleden hayırlı günler olsun hepinize. Evime mutlamayın. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilikler versin. Rabbim sağlıklar versin. Evet canlar. Bugün ben ne yapacağım? Bugün ben mangal yapacağım arkadaşlar. Gelin birkaç gün emret edeme istiyordu. Ben Ramazan gelsin, hem Ramazan'dan sonra yaparız diyordum. Artık bugün kızları çağırdık. Ona da gelir dediler. Onlar gelecekler. Bu sefer de eşim dede işe gidecek. O da ben yokken iş ediyoruz, yapıyoruz diyor. Yani uyumayınca uyumuyor. Artık neyse, onlar da sağdı sonra artık yine yaparız. Güzel şey gibi yumuşak oldu ha. Evet canlar, kanadımı yıkadım, bu su bir şey için. Fırına sürerken de bakın, yoğurt, salça, baharatlardan kekik, tuz, biber, kırmızı biber, böyle hep onlardan katıyordum. Salçana yoğurdu katmıyordum hiç. Ama bu sefer bakın mangalda bakın bunları da katacağım, çünkü fırına sürerken katıyorduk ya. Hiç bunlardan salçana yoğurt katmıyordum. Bugün böyle deneyeceğim bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Bir de böyle yapacağım. Hani güzel olursa yaparız devamlı. Güzel olmazsa bir daha yapmam. Bugün de böyle deneyeceğim bakalım. Yoğurdum katı olduğu için azıcık da su koyacağım. Böyle baharatlı dursun biraz böyle. Bir saat, iki saat. Güzel olursa yorumlarda siz bana sorun arkadaşlar. Ben size söyleyeceğim. Güzel oldu veya hani deneyin veya denemeyin. Ben bu akşam böyle deneyeceğim.
Baharatların içine yoğurtla salçayı da kattım yani bugün. İlk defa yani, ben de ilk defa yapacağım. Evet, bu baharatı lazım böyle. Bunu kenara alalım. Yine kızlar gözleme istediler arkadaşlar. Gözlemeyi de yoğurdum. Torunlar gözlemeyi hamur işini çok seviyorlar. O yüzden hamur işi gözleme var mı dediler. Artık yoğurdum. Evet canlar, bunu böyle ağzını stresinden kapattım. Bu artık ateşimi yakarım. Bunu artık serince de bu böyle kenarda dursun artık. Biber, soğan, patatesini de böyle doğrayacağım arkadaşlar. Böyle şöyle hani ateşe koymayacağım bunları. Bunları da yine baharatlayacağım, fırına süreceğim. Çünkü bunlar biraz geç oluyor. O zaman da ateş gidiyor. Hani vakit de daralıyor. Arkadaşlar bunu da yağ, tuz, yani baharat yağ. Baharatlarına yağın böyle böyle şey yaptım. Patatesimi doğradım. Altına soğanı doğradım. Biberini doğradım. Bunu da böyle baharatıyla, bunu da böyle bekleteceğim baharatıyla. Ateş geçiveriyor. Bunu böyle pilavın yanına mangalın yanına böyle kurulur çeşit. Tuz, biber, azıcık kekik attım, yağ koydum arkadaşlar. Böyle dursun. Şimdi yine böyle üçlü çorba yapacağım arkadaşlar. Yarım bardaktan fazla bulgur. Yarım bardak pirinç. Geçen bundan şöyle kendimize göre yapmıştım şöyle.
Bugün de biraz fazlayız, hani fazla kişiyiz. Böyle yarımdan biraz fazla koydum. Bir dakika fazlayalım. Yıkadım bakın katıya. Yağını salçasını da erittim. Onları bir çok çalıştıracağım yoksa elimi çıkartacağım ben. Akşam balkonu şuradan yukarıda olayım, baksam diye bakalım. Makine dolu mu? He? Makine daha az var şimdi. Gece yediklerimiz var ama çok oluyor, çalışacak kadar yok yani. Geçen bunu yaptım, benim oğlum çok beğendi arkadaşlar, çok beğendiler. Bugün yine bundan bazen tarhana yapıyoruz, bazen hani süzmeli, çekmeli yapıyoruz. Bugün de yine bundan yapalım dedim ben. Evimde yanlış mı zanneden? Ben çanta koyuyorum. Bunun kapa nerede? Hı, pişti. Bunun kapağı da oldu. Arkadaşlar bu da pişsin arkadaşlar. Buraya
Ateşimi yaktım arkadaşlar. Ateşim bir yandan yanıyor. Hamurum da dökülüyormuş artık. Ela açmış bakmış, ben ateş yakmaya gittiydim. Anne hamur dökülüyormuş dedi. Artık hemen ateşi yaktım. O dedim ben yanıncaya kadar ben bunu da halledeyim. Hepsini sıraya dökmezsem bir peşine işler karışıyor o zaman arkadaş. Arkadaşlar. O zaman insanın el ayağı dolaşıyor o zaman. O günü kızları çağırdım arkadaşlar. Kızları geldiler. Erkenden çağırdık. Gelemiyoruz, menemiyoruz dediler. Biz de onlar gelmeyecek diye. Hani artık onlar gelmeyecekler diye iş ettik. Ondan sonra babasıyla Ela şeye gittiydi. Ekmek almaya, tatlı almaya gittilerdi. Babası sormuş. Ela demiş, kızlar geliyorlar mı demiş. O da baba söyledik demiş, gelmiyorlar demiş. Babası bir telefon açıyor. Siz diye ne gelmiyorsunuz diye, bugün akşam diye buraya diye bakalım diye, hadi gelmeyin diye göreyim, hadi bugün akşam buraya geleceksiniz diye. Babam öyle dedi diye. Dedi diye ekmeklerini, içeceklerini, tatlılarını almışlar. Babamıza gelmişler. Geldiler ama arkadaşlar. Tamam iyi hoş geldiler de akşam ezanı oku, şey yani ezan okunduydu. Hadi bakalım mübarek günde ağzımız oruç. Geldiler gül hop, ondan sonra neyse onlara yeniden çorba go, şey go. Allah'tan ki hani yemeğimiz yani vardı. Ama hani gelmeyeceğiz dediler. Biz de ona göre çorba go, onu go, bunu go. Yani ezan okundu. Mübarek günde oruç olmuyor. Önceden hazırlanmaya benzemiyor. Bugün dedim Ela'ya. Ela dedim. O günkü dedim ben şey, benim işime gelmedi. Ben dedim hiç dedim bir şey anlayamadım. O günkünden dedim. Ben kızlar da dedim öylesine. Bugün dedim ablanla dedim yeniden telefon et. Ablanla dedim bugün dedim ben erkenden gelsinler. Yani iftardan önce gelsinler. Hiç olmazsa herkes hani düzenini, masasını, şeyini ona göre hiç olmazsa kurar, hazırlar. Ona göre hiç olmazsa bu iftar mübarek günde yani ağzımız oruçlu. Akşam olduğunda ezan okunca orucumuzu açmak istiyoruz. Çorbamızı, suyumuzu içmek istiyoruz. Babalara işte geleceğiniz bu akşam niye gelmiyorsunuz deyince artık sofrada ne hazırladılarsa akşama işte kendileri iftarlarına almışlar, içeceklerini, tatlarını, ekmeklerini toplamışlar, gelmişler. Bugün onun için arkadaşlar yeniden işte tekrar yine çağırdım. Ela da dedi, anne dedi, epeyden beri mangal yiyisim var dedi, hani Ramazan geçsin de yaparız diyordum ben de. İyi madem dedim, senin de gönlün hoş olsun. Bugün de dedim ben öyle yapayım. Ateşi yaktım arkadaşlar. Ateşim yanıncaya kadar. Çocuklar da gözlemeyi seviyorlar. Onlar da yine gözleme yapacağım. Yani elimden geldiği kadar hepsinin de gönlünü hoş etmeye çalışıyorum. Ne yapayım arkadaş? Elim ayağım tutarken şimdi ben onlara hoş edeyim. Belki yarın elimiz ayağımız tutmazken de onlar bizi belki hoş ederler. Hani ihtiyarladı diye kakalamazlar belki arkadaş. Yani arkadaş diyeyim arkadaşlar. Allah'ım herkesin kendi çocuğunu, Rabbim hani kurbağa yavrusu kendine hani güzel gelirmiş. Herkesin yavrusu kendine arkadaşlar. Rabbim sağlık versin, sıhhat versin. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Kurban olduğum Rabbim. Herkesin evladı kendine, benim evlatlarım da benim bana ya. Allah razı olsunlar arkadaşlar. Yani hepsinden de memnunum. Kızımdan, oğlumdan, gelinimden. Allah razı olsun, hepsinden de memnunum. İnşallah onlar da benden memnunlardır. Damadım bir tanesi hoca. Bir tanesi de dükkanı var. Dükkan şey diyor.
O gün dükkanı kapatmış. Artık babası çağırınca, kayınkası çağırınca. Dükkanı kapatmış, ben de gideceğim demiş. O da gelmiş. Bugün gelemem demiş artık. Şimdi bugün de olsun gene, o da çok seviyor hamur işini falan. Gene yaptıklarına yollarım. Erzurum'da mı? Nerede o? Çarşıda biliyor musun? Otobüs bekle. Ela. Sana bak nasıl güzel. Ela bana bunu boyun çarşıya götürsene. Arkadan mı? Ha? Öteki incesi burada mı? Ela bundan iyi olmuyor ya. Öteki ince ne güzel olmuş. Ne yapacağım ben? Şey boyacağım. Bunu mu boyacağım? Hazırladın mı? Yiyecek ne olacak arkadaşlar? Yeter ki bile yüz olsun. Rabbim sağlık versin. Yüzüm diyorsun. Bir tabak çorba. Bir tabak salata. Bir dilim ekmek. Ekmek bayat da olsa olur. Çorbanın içine doğrarsın. Yeter ki hani yüzün gülsün. Yani dilin tatlı olsun diyene ya. Yüzün gülmedikten sonra istersen yani kuzu dönder. Tadı tuz olmaz ki. Ben bunu kızartayım arkadaşlar. Sizi ben fazla şey etmeyeyim, daraltmayayım. Görüşürüz inşallah bitişinde. Ne diyorsun? Telefonun yanında mı? Telefon çalıyor gibi geldi. Yeterli böyle ateşi. O şeylerin teneke gibi bir şey alsak da onda yansa. Onları zaten şey var ya. Kule oldukça şöyle döküp olacak için olmaz mı? Ha kazanın şey var ya. Hani altın külüğü vardı ya. Geçen gün onu da ayrı yaktım. O zaman, yani bir yandan burada sağda altın değil ya. Bir yandan üstü. Uyandı seninki. Uyandı mı? Çok. Artık benim de sonuncusu kızarım. Tabii bu da bitti artık. Sonuncusunu da döşedim arkadaşlar. Evet. Bakın. Sonuncusunu da döşedim. Bu da şöyle alayım durum. Evet. Yine bir tepsi gözleme yaptım arkadaşlar. Bakın. Allah'ım sağlıkla, huzurla yedirmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Gerçekten gözlemelerim yani çok güzeller. Bakın. Seviyorlar, istiyorlar. Ben de yapıyorum. Allah'ım şifa olsun çoluğuma, çocuğuma, yeğenlere. Evet arkadaşlar. Son şeyimi de bitirdim. Bu geçen yağ koymuştum ben kızartırken arkadaşlar şeye. Gözlemeyi geçen gün yapmıştım ya. İki gün önce mi ne yaptım? Halen o gözlemeden ben hiç yemedim. İftara gittim. Onun yağını böyle kavanoza koyuyor. Böyle kavanoza koyuyor. Kavanozda yani hiç kararması falan olmuyor. Tekrar yeniden eğer azaldıysa birazcık daha yağ koyuyorum. Yeniden o yağı kullanıyorum arkadaşlar. Yani yağım ziyan olmuyor. Hani ben bunu hafiften böyle yaptığım şeye azıcık yağ şöyle sürtüşlüyorum. Ondan sonra puzzle'larımı elim yağlayayım şöyle. Elimle puzzle'larımı puzzle'layayım. Orada zaten hem zaten elini de şöyle sürünce zaten hemen büyüyor veriyor. Yağımı da bu soğuca gene kavanoza koyup. Bu biraz soğusun. Yine soğunca kavanoza koyup gene ben onu kullanırım arkadaşlar. Ziyan etmem yani. Bir yani kararmıyor, öyle kirlenmiyor. Yalnız azalıyor. Azalınca ben de üstüne takviye ediyorum. Gene kullanıyorum. Yani ziyanlık önünde değiliz arkadaşlar. Gözleme. Gözleme. Kuzum benim. Gözleme. Gözleme bakın arkadaşlar. Bir müşterim geldi gözlemeci. Al. Al aşkım. Bak oğlanlar da geldiler. Onlara da verdim bak. Buragil de geldiler bak. Onlara da verdim al. Burak.
Al gözlemi vereyim bak. Zümrüt hadi bana. Al bura. Hepsini ver bana çok. Alacağım. Sarhoş tutmayayım mı vereceğim dede? Bura. Onu tutmayayım ben doğum dişte yaptım. Esas mı? Soğan mesin yavrum şuradan dolaş şuradan. Anne soğan mesin anne babaannem de şey şeyler fırçacakta kızım. Izgaraları sürtecekti. Böyle ortadan kessin de anne soğan mesin aşkım. Onları böyle bütün bütün atıyorum arkadaşlar bakın çok güzel oluyor içi pişiyor. Bakın bundan da şu kabukları yanıyor. İçi pişiyor arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki. Bunlar da böyle buraya atıyor. Şey fırındakini pişti değil mi? Oldu oldu. Lan tamam. Ben artık son şeyimi döşedim. Izgaramı döştüm arkadaşlar. Tepsimi de göstereyim şöyle. Bakın şöyle. Hani yoğurtla salça sürdüm demiştim ya. Güzel oluyor aslında o. Ama içinin pişip pişmediğini anlayamıyor. Yani çok kontrol etmek istiyor. Ama çok güzel oluyor. Hani hazır şeylere, köftelere böyle kızartırken yani şişiyor, kabarıyor köfteler ya. İçine ne katıyorlar da hani şişiyor diyoruz biz onlara. Demek ki böyle bir şey. Böyle yani şişiyorlar, kabarıyorlar. Çok güzel oluyor. Ama içinin yani pişip pişmediğini anlayamıyor. Ben çok çok dikkat etmek istiyor. O yüzden yani tercih sizin. Yoğurtla salça katarsınız katmazsınız. Ben bu sefer kattım. Bakalım yerken beğenirlerse bir daha denerim. Beğenmezlerse artık bir daha denemem. Evet canlarım. Gelin sarımsak da getirdi. Sarımsak da koydu. Bak dağılıyor gördün mü o şey. Tek tek açılıyorlar şey görünce, ateş görünce şeyler sarımsaklar. Evet canlar, herkese iyi akşamlar olsun.
Hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça kalın. Dost kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden hepinizi ayrı ayrı öpüyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun.